Bu sefer mutfakla alakalı bir video çekiyorum arkadaşlar. Burası benim Amerika'da çekim yaptığım ortam. Nasıl bir ortamda çekim yapıyorsun diye çok mesaj geldi. Bu odayı detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü ilk bu odaya geldiğimde bomboştu. Duvarlardan tutun masa üzerindeki ekipmanlar, hatta şu tripod, kamera, işte üzerimdeki mikrofon, hatta şöyle göstereyim ışıkları vesaire, şu dolaptaki ekipmanlar falan hakikaten bir mutfak videosu olacak. O nedenle bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada anlatacağım ürünlerin bütün linklerini de yine videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz küçük ama epey güzel iş çıkarttığım bu odayı gezmeye başlayalım. Öncelikle tabii şu ışığı da açınca hatırlayanlar olacaktır. Şu ışığı bir açayım şöyle bir Evet şuraya da böyle koyduk mu biraz daha böyle geriye geçiyorum. Şimdi zannediyorum daha net oldu. Bu arka plan nasıl oluşturuldu? Bunu sizlere anlatacağım. Şimdi şu duvarlar bence çok önemliydi. Duvarlara sticker aldım. Bu stickerları epey aradım. Yani bunların adı ne? Yani sticker diyorum çıkmıyor. Başka başka isimler buldum. Amazon üzerinden satın aldım. Yaklaşık 2-3 günde de geldi. İşte çok fazla seçeneğim yoktu. Trafik işaretleri vesaire vardı şunu e, burada bir mağazadan aldım ev için işte mobilya dekorasyon ürünleri üreten bir mağaza vardı oradan aldım aslında duvar aslan bir tablodan farkı yok bu arada şu arka taraf bunlar böyle çok ince ahşap bu ahşaplara işte çivi çaksan olmuyor çok garip malzemeler buldum mesela şöyle elinizle bastırıyorsunuz çivi gibi ondan sonra bunu takabiliyorsunuz hani biz bu evde kiracı olarak oturuyoruz o nedenle ayrıldığımız zaman bir de çok masraf çıkartmasın diye. Şimdi buradaki stickerlardan epey var. 2 set aldım. Şu biraz daha farklı onu anlatacağım. Onların dışında da şu yalıtım malzemelerini aldım. Yalıtım değil miyim de akustik malzeme diyeyim. Yine bunu da Amazon'dan aldım. Türkiye'de bunları bulmak, ondan sonra uygulamaya geçirmek acayip zordu. Ama burada kendim yaptım. Bu arada bunları... İki tarafı da yapışkan bant olan bir malzeme var. Ondan yapıştırdım. Çok da güzel duruyorlar arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok da memnunum. Yani bunların amacı burada yankıyı minimuma indirmek. Tabii ki daha fazla olursa daha iyi olur. O nedenle yine de epey başarılı olduğumu söyleyebilirim. Buradaki stikerler işte trafik işaretleri var. Ondan sonra oyuncular için stikerler var. Bunları kullandım. Şimdi geçelim ışıklara. Şurada bir tane mavi, burada bir tane de kırmızı. Aslında bir tane de şu aşağı düştü onu toparlayacağım. İkisiyle ben idare edeceğimi düşünmüştüm. Ama taşıyabileceğim bir Godox ışık daha var. O gerçekten işimi acayip kolaylaştırdı. Bu iki ışık hem fiyatı çok uygun hem de acayip yetenekli. Şurada bir yerde bunun kumandası olacak. Emir acayip seviyor bununla oynamayı. Emir'in en sevdiği modu göstereyim şu arka tarafta polis sireni gibi kullanabiliyorsunuz o ışıkları gibi. Basıyorum diyeceğim ama bunda değil. şunda kullanmamız lazım. Şöyle bir geleyim yakınına. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ortam şenleniyor. Tam da emirlik bir ortam oluşuyor. Tekrar ben maviye geçeyim. İsterseniz kırmızı yapabiliyorsunuz. İsterseniz yeşil yapabiliyorsunuz. Mavi yapıyorum. Diğerinde kırmızı yapıyorum. Ama dediğim gibi yani onun ikisi şu anda aşağıda. Şu öbürü de daha böyle taşınabilir. Şarj ediyorsunuz. Bunu şöyle göstereyim. Bunu da gerçekten satın aldığım en iyi ışık ekipmanlarından bir tanesi diyebilirim. Farklı farklı ayarları var şurada. İşte farklı renkler, farklı ambiyanslar da oluşturabiliyorsunuz şu ayağı hareket edebiliyor. İstediğiniz yüzeye bunu taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bence en önemli konulardan bir tanesi de şu masa. Masaya acayip sorular. Abi nereden aldın? Link ver falan diye. Burada Living Space diye bir şirket var. Bu şirket işte böyle malzemeler satıyor. En uygun fiyatı oradan buldum. Yine link vereceğim yani bakmak istersiniz ama Türkiye'den tıklayınca açmıyor olabilir. O nedenle bir Amerikan VPN'i gerekebilir arkadaşlar. Masa ve sandalye Living Space'ten alındı. Şimdi masa ve sandalyenin üzerine bazı aksesuarlarımız var. İşte şu dünya haritası da şuradaki çerçeveyi aldığım yerden alındı. Şurada bir çiçek var. Daha doğrusu vazo sabit duruyor. Canlı bir çiçek değil. Ya bir şey merak ettim. Bu neyin çiçeği? Böyle sıkıntılı bir çiçek olmasın diye de sonradan aklıma geldi ama neyse. Böyle aksesuarlar var. Üzerinde bunlar kendi ekipmanlarım benim. Kahveleri içip içip atmışız böyle. Şimdi ondan sonra şimdi dedim ki ben bu masayı kurarsam tamam dedim. Ben burada yayın yaparım. Ama böyle olmadı. Niye böyle olmadı? Çünkü ışıkları şuraya koydum. Bir tanesini buraya koydum. Arka planım. Yani şuradan şöyle bakınca çok iyi olmadı yani hiç hoşuma gitmedi. Eyvah burada hata yaptık. Ne yapacağız dedim. Şurayı göstermemiz lazım. Tamam ama buraya ışıkları nasıl koyacağım? Ya da işte yayın yaparsam uzun süre bilgisayarı nereye koyacağım? Yani tamam yüzüm buraya doğru döndü, koltuğa oturdum. O nedenle şu masayı aldım. Bu masa yine Amazon'dan alındı. Bence çok uygun fiyatlı bir masa. Bunu ben kendim kurdum. Bayağı da bir zahmet verdim, kurdum. Bu ayarlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Şurada bir kolu var bunun. Şöyle aşağı iniyor. Sonra bunu çeviriyorsunuz. Bu masayı böyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gerçekten çok hoşuma gitti. Aldığım en iyi masalardan bir tanesi. Türkiye'de benzerini bulayım dedim. Hepsi burada da bulamadım. Ama işte yapan şirketler varmış. Abi biz yapıyoruz diye bana mesaj attılar ama şu o mesajı bulmam gerçekten zor. Onun dışında işte kablolama çok önemli. Şu hemen masanın altını bir geçeyim göstereyim. Şurada bir sürü işte fiş girişi olan, ondan sonra üzerinde USB girişi olan bir priz aldım. Bu çokluyor. Yani şu anda 6 tane fiş takabiliyorum. Üzerinde de 2 tane USB girişi var. Gayet güzel arkadaşlar. Ama zaten odanın her yerinde böyle prizler var. Hoşuma gidiyor. 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane orada, 2 tane şurada, 2 tane de burada. Amerikan evlerinin böyle bir güzelliği var. Oda nasıl havalandırılıyor? Şu anda pencere açık. Aa süper dur pencere konusuna bilgi vereyim. Şimdi gündüz ben bu ışıkları kullanamıyorum. Niye? Dışarıdan o kadar şiddetli bir güneş geliyor ki işte Kaliforniya burası güneşliyle meşhur. Benim o güneşi kesmem lazım. Ne yaptım? Şöyle bir yalıtım malzemesi aldım arkadaşlar. Burası cam normalde. Bu yalıtım malzemesiyle bunu kapattım. Nasıl kapatılıyor bu? İşte su sıkıyorsunuz arka tarafa. Bunun da böyle bir jelatini var. Jelatini çıkarıyorsunuz, basıyorsunuz oluyor. Çok kolay. Yani bunu da yine Amazon'dan satın aldım. Böylece dışarıdan bir ışık girişini engelliyorum. Şöyle açarsam şu anda gece saatlerinde dışarıyı görebiliyorum. Ama gündüz ben kapattığım zaman burası gece oluyor arkadaşlar. Şu perde yetmiyor bana. Böyle bir ortamdan sonra gayet keyifli oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlamış oldum. Sonrasında ışık. Şimdi ışık da yine Godox'tan iki tane ışığım var. Bunlar oldukça güçlü. İşte yayın yapmak için mesela şurada bilgisayarını koydun. Uzun süre yayın yapacaksın. Her iki tarafı da aydınlatıyor. Ama şöyle bir ışığım var benim İstanbul'da. Şu anda ekran görüntüsünde de izliyorsunuz. O ışık sanki benim için daha iyi olur gibi geldi ama bu ışıklarla da gayet iyi işler çıkarttım arkadaşlar. Geçelim şu tripodumuza tripodumuz Sirui diye geçiyor. Çok güzel bir tripod. İşte yatay çekebiliyorum, dikey çekebiliyorum. Hakikaten çok güçlü bir tripod. Çok memnunum ben bu tripoddan. Kameramı soranlar var. Kameram cana var. Sony'nin A7S3 modeli. Üzerindeki lens Tamron. Tamron gerçekten çok iyi bir lens yapmış. Yani ben daha önce bu lensi pek duymamıştım. Ama Sony A7 S3 ile beraber şuradaki Tamron'un 24 milimetrelik f 2.8 lensini kullanıyorum. Gerçekten çok 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 memnun kaldım. Yine bu Tamron lensinde linkini sizlerle paylaşacağım dostlar. Mikrofon olarak ne kullanıyorum? Aslında Seda'nın mikrofonları burada olması lazım. Nerede, 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 nerede? Buralarda bir yerde. O Rode Wireless Go 2 kullanıyor. Ama onun ekran gitmiş durumda. Bunu bana söyleseydi ben bunu Türkiye'de yapmaya çalışırdım. Bu ekran maalesef gitmiş ama çalışıyor şu anda. O onunla çekim yapıyor. Benim mikrofonlarımda DJI Mic. Hakikaten çok memnunum. Şu anda da DJI Mic kullanıyorum arkadaşlar. Bu videoda DJI Mic çekiliyor. Evet şöyle bir devam ediyorum. Şurada bir etejerim var. Bu arada şu çekmeceler de işime yarıyor. Şu tarafa geçtiğim zaman bu arada Godox'lar Türkiye'den geldi. Ama adaptör ihtiyacım vardı. Şurada adaptör kullanıyorum. Hatta onu hiç kapatmayayım. Kullanmadığım ışığı sizlere göstereyim. Şöyle bir adaptörle ben bunları Amerika'da da kullanabiliyorum arkadaşlar. İşte ışığın şiddetini falan ayarlayabiliyorum. Şurada göstermiş olayım size. Bunlar böyle bataryayla da kullanılabiliyor. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben çok memnunum gerçekten ışıklardan. Onun dışında Seda'nın kullandığı makinayı da sizlere göstermiş olayım. O gerçekten bu beni şaşırtıyor. E FujiFilm XS10'u kullanıyor. Bunun ben firmware upgrade'ini de yaptım. Lens'in de hemen sizlere şöyle göstermiş olayım. 18-55mm lensi var. İnanılmaz seviyor yani. Bunu kendisi kullanıyor. Manuel ayarlarda da çekim yapıyor. Tebrik ederim kendisine. Onun dışında bazı mikrofonlarımız da var. Mesela shotgun mikrofon için vloglarda kullanabileceğimiz Rode'un VideoMic Pro Plus'ı var. Sonrasında VideoMic Go 2 var. Bundan da çok memnunum. Ben podcastleri de bundan kaydediyorum. Şurada bir Type-C çıkışı var görüyorsunuz. Bu Type-C çıkışını ben Macbook'a da bağlayabiliyorum. Macbook Pro üzerinden kayıt yapıyorum. Şöyle aksesuarlar falan aldık ama o pek olmadı. Onun dışında neler gösterebilirim? Ha araç çekimlerimizi yaptığımız çanta bu. Bunun içinde bir tane GoPro var. Hero On Black. Bir tane DJI Osmo Action var. Bu benim kulaklığım. Bu yazıcı. Amerika'da böyle belgeler falan lazım oluyor arkadaşlar. O belgeleri buradan çıkartıyorum. Benim sırt çantamı oraya koydum. Bu arada şu masada aslında böyle kulaklık asmak için vesaire şeyler var. Ama daha bunu böyle aktif kullanamadım. Bu arada masa tekerlekli. Mesela ben e, burayı toparladıktan sonra da hatta şu anda detay videosu olarak da görüyorsunuz bir toparlıyorum. Burası gerçekten tertemiz oluyor. Neden? Çünkü şurada burayı giyinme odası gibi bir şey yapmışlar ama ben buraya malzemeleri koyuyorum arkadaşlar. Kapıyı da çekince hiçbir şey kalmıyor gerçekten. Tam bir stüdyo ortamı diyebilirim burası için. Acayip memnunum burada içerik üretmekten. Kurmak epey yordu beni, epey ter attım ama sonunda istediğim stüdyo ortamını kurdum. Yine böyle küçük şeyler yaparız buraya. Hani ihtiyaç vesaire olduğunda yine daha da iyileştiririm. Hatta bunları da Instagram hesabından paylaşırım arkadaşlar. Ama şu anda gerçekten içime sindi onu söylemiş olayım. Buradan Twitch yayını da yaparız uzun uzun. Aa şeyi anlatmadığım internet ortamını. Şimdi buraya 1000 megabitlik bir kablo geliyor. Yani şu Ethernet'in ucunda 1000 megabitlik internet var. 1000 megabit download, 1000 megabit upload. Şu anda kablosuz bağladım. Ethernet'i şuraya kadar getiriyorum. Buradan Type-C ile bilgisayara veriyorum. Böyle 10 dakikalık hatta şu anda bir video çektim. Bu video 9 dakikalık. Bu 9 dakikalık bir videoyu yüklemek Yaklaşık 50 saniye falan alıyor. Yani o kadar güçlü bir internetim var. Gerçekten aşırı memnunum arkadaşlar. Havalandırmayı nasıl yapıyoruz onu anlatıyordum. Az önce yarım kaldı işte şu camı açtık doğal havalandırma dedik ama şurada yine çok güçlü bir klima var. Bu klimayı Wi-Fi'den yönetebiliyorum. Şöyle Honeywell diye bir markanın şöyle göstereyim bir kumanda edebileceğiniz bir kısmı var. Bunu Wi-Fi üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz uygulamayla. Dostlar... Zannediyorum anlatacaklarım bu kadar olan biteni samimi bir şekilde paylaştım. Veda vakti. Geldik videonun sonuna işte bu ortamda sizlere içerik üretmek için çalışıyorum. Böyle ışık da biraz ters taraftan geldi ama yapacak bir şey yok. Çünkü Türkiye'ye döneceğim bu odayı hemen hızlıca çekeyim sizlerle paylaşayım dedim. Bu bizim mutfağımız yani kamera arkası. Buraları da görün istiyorum. Yani bu adam ne yaptı? Yani nasıl bir ortam oluşturdu? Niye? Belki aranızda içerik üretmek isteyenler olabilir. Onlara ilham kaynağı olabilir. Bu adam yaptıysa ben de yaparım diyebilirsiniz. Nasıl yaptığımı, ne kullandığımı teker teker sizlerle paylaştım sevgili dostlar. Buradan içerik üretiyorum. Az önce mesela veri hırsızlığıyla alakalı gündeme getirmem gereken bir konu vardı. 10 dakika içerisinde video ortamına hazır oldum. Yani bu ışıklar... Kamera, masa falan 10 dakika mı alıyor? Ondan sonra işim bittikten sonra da 5 dakikada bunları geri yerine koyuyorum. Şarj ediliyor vesaire. Ondan sonra bu beni motive ediyor. Hadi hızlıca video çekelim diye. Bunlar önemli. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hani böyle işin mutfağını anlat devam et diyorsanız beğenin, yorum yazın. Onlara göre ben de devam edeyim. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.